diğer bir oturuma geçmek istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çiftçisinin karşılaştığı sorunları ele alacak sunumu yapmak üzere Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Alican Kabakçı, hukuki durum ve milli ekonomi modeline uyarlanması konusundaki sunumuyla Profesör Doktor Ünal Emiroğlu hocamız ve yine milli ekonomi modelinin dünya iktisatçıları üzerindeki etkileri konulu sunumu yapmak üzere Profesör Doktor Hüsrev Kerimov hocamızı ve milli ekonomi modelinde enerji politikalarını aktarmak üzere Muharrem Bayraktar beyefendiyi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarımı sorunlarına çözüm önerileri konulu sunumuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Birol Şensoy Bey'i ben oturum için sahneye davet ediyorum. Oturum başkanlığını Doktor Abdullah Terzi yapacak. 1958 Trabzon doğumlu. 1982 yılında İstanbul Çapa Tıp Fakültesini birincilikle bitiren Sayın Terzi Vakıf Kurabı Hastanesi'ne ihtisasını yaptı. Tıbbiyeliler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı, Kanal 99 Ankara Kulisi Program Yapımcısı, Araştırmacı, Yazar. Söz Oturum Başkanı Doktor Abdullah Terzi'de. Buyurun. Değerli Kıbrıslı kardeşlerim ve ekranları başında bir izleyen aziz Türk milleti, üçüncü oturumu açıyorum. Bugün burada Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin ve de Uluslararası Bağımsız Milli Ekonomi Modeli Birliği'nin müştereken organize ettiği bir toplantıda bulunuyoruz. Dolayısıyla katkıda bulunan herkese müteşekkiriz. Özellikle Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Alican Kabakçı Bey ve yönetim kurulu üyeli arkadaşlarımız Kıbrıs tarımının tıkandığı, kendisine pazar aradığı ve sıkıntılarını aşmakta zorlandığı bir dönemde Milli Ekonomi Modeli sahibi Profesör Doktor Haydar Başbey'in referansıyla bir çözüm arayışına girişmiş olmaları ve bu konuda kendi ülkelerine anlamlı bir yarar sağlamak için mücadele etmeleri ve yaptıkları konuşmalar ve sunumlarda anlaşıldığı üzere Kıbrıs çiftçisi ve tarımıyla uğraşanların çok bilinçli, mücadeleci ve de örgütlenebilen ve gerekli tepkileri zamanında verebilen bir yapıya sahip olduğunu gördük. Ama bugün çok da güzel bir kazanımları oldu. Burada şu anda Uluslararası Bağımsız Milli Ekonomi Modeli Birliği'nin başkan vekili, çok değerli ilim adamı, Rusya Parlamento Birliği Başkanı Sayın Profesör Doktor Vladimir Lisiçkin burada. Kendilerine de müteşekkiriz. Aynı zamanda Profesör Andrei Korotko da burada. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bu beraberlik Kıbrıs çiftçisinin ve tarım kesiminin taleplerini, pazar arayışlarını anlamlı kılacak ve buradan da bir çıkış yolu sağlayacağını umuyoruz. Ve bu dilek ve temennilerle ben oturumu açmak istiyorum. Ve ilk sözü Kıbrıs'tan, yine az önce tanıttığımız Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Sayın Alican Kabakçı Bey'e vermek istiyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli konuklar, bir kez daha ülkemize geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Şu ana kadar panellere katılan tüm katılımcılara yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki tarımın sorunlarına aktarmak ve ülkemizde tarım kesiminin ne yapması veya nasıl bir tarım olması konuşmak için hep sabahtan beridir bunları yapıyoruz. Ama esas olan şudur. Bu küçük ülkede yıllardır hükümetlerle yapmış olduğumuz mücadelelerde tarım kesiminin biraz daha ileriye gitmesi için vermiş olduğumuz çabalarda hep önümüze bir nokta koydular. Ve şunu dediler bize: kaynak yok. Ürün hazır gelir, devlete teslim edilir,
Ne zaman ödeyeceksiniz? Kaynak yok, bekleyin. Bankadan gidip kredi alacak çiftçi, üretim yapsın. Bu faizler ne olacak diyoruz? %30 ve şu an yani bir not onu söyleyeyim. Ülkemizde şu an tarımda kullanılan kredi faizleri %20'dir. %16 civarında falan. Bunun masrafları da falan çiftçiye %20 civarında gelir. Ne olacak bu faizler dediğimizde cevap kaynak yok. Ama bugün görüyoruz ki bugün bütün gün olan konuşmalardan da görüyoruz ki bu kaynak yokun arkasında çok başka var 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 yatmaktadır. Dolayısıyla ülkede biz tarım kesimi olarak ülke çiftçisini biraz daha ileriye götürmek, ülke çiftçisini biraz daha modern bir tarım yapmaya teşvik ederken ve bu baskımızı artırdığımız zaman kaynak olan projeler de önümüze çıkmaktadır ülkemizde. Nedir bunlar? İşte biz filanca ajansın katkılarıyla ülke çiftçisine bu kadar hibe programlar yapacağız diyorlar. İsteyen çiftçi gelip müracaat edebilir. Bunu Tarım Bakanları, hükümetin en yetkilileri 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 1 ay televizyonlarda, medyada anonsunu yaparlar. Köylü kahvede otururken bunun da alkışını tutar. Ya aşk olsun bizim hükümet bak 200 bin liraya kadar, 300 bin liraya kadar çiftçiye hibe veriyor. Ama hadi gelin müracaat edin dedikleri gün o kapıdan her gelen köylü geri evine ve mahcup bir şekilde de gidiyor evine. Niçin? Oraya konan şartların hiçbirine bizim köylünün kriterleri uymamaktadır. Ve adam kendi kendine kahrederek de köyüne gidiyor. O zaman bu hibe programı devam ettiğine göre kimler yararlanmaktadır? Ülkedeki büyük şirketler. Ülkedeki büyük şirketler, büyük üreticiler ve hep bayrak edilen de köylüdür. Biz bunu köylüye yapıyoruz diyorlar. Her yaptıklarında köylü biraz daha fakirleşir. Her yeni projede köylü biraz daha fakirleşir. Ve bakıyoruz ki her projenin sonunda biraz daha tekelleşen, biraz daha büyüyen ve biraz daha tarımdan kopan çiftçiler ortaya çıkmaktadır. Şimdi bunlar tarımın ülkemizdeki en önemli meseleleri. Bunun yanında şu da vardır. Tarım dünya kuruldu kurular. İnsanoğlu var olduğu günden itibaren dünyada tarım vardır. Ama biliyor musunuz ne var bizim ülkemizde hala daha? Çiftçinin tanımı yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır? Çiftçi kimdir? Onun tartışmasını yaşıyoruz biz. Hem de bugünlerde yaşıyoruz. Bugünlerde yasa yapmaktayız çiftçinin tanımını yapmak için. İşte ülkedeki tarımın meselelerinden bir tanesi de budur. Üreten bu ülkede çiftçidir. Üreten toprağı işleyen bu ülkede çiftçidir. Ama bunun büyük şirketlerde veyahut başka taraflardan gelirleri olan insanların da yaptığını varsayarsak devlete bir tek görev düşer. Bunun planlamasını yapmak. Hakikaten geçimini çiftçilikten kazanan insanların pozisyonu ne olur bu ekonomi içerisinde, tarım politikaları içerisinde veyahut çiftçiliği yalnız hobi olarak veyahut part time olarak yapan insanların pozisyonu ne olur? Bunları
organize etmek, bunları düzenlemek bakanlıkların, hükümetlerin görevi olur. Ama bizde bir daha var. Köy kahvelerinde insanlarımızı birbirleriyle kapıştırıyorlar, kavga ettiriyorlar. E o kamuda işler çiftçilik de yapar, onun için sen kazanman der. Geçincesi yalnız çiftçilik olana. Onun için kazanman. Engelleyin onu. Çiftçi mi engelleyecek onu? Köydeki Hasan dayı mı engelleyecek? Kamudakinin ek bir geliri varsa veyahut vergi sistemini düzenlenmesi gerekirse onu köydeki o 30 tane koyununa 20 dönüm arazisini ekip biçen Hasan dayı mı planlayacak? Ve bu ülkemizdeki sorunların her geçen gün yavaş yavaş da çoğalmasına neden olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde köycülüğümüz her geçen gün gerilemektedir. Biraz önce söyledi, biz söyledik, arkadaşlar söyledi. Toprak anadır. Bu topraklar üzerinde köylerimiz de var, şehirlerimiz de vardır. Ve bunun üzerinde hem köylülerimiz hem şehirde yaşayan insanlarımız yaşamaktadır. Dolayısıyla biz tarım kesimini yalnız ekonomik boyutlarını düşünürsek ve sosyal yönünü, kültürel yönünü düşünmezsek ve köyde yaşayan insanlarımıza bütçenin içerisinde kırsal kalkınmayla ilgili tek bir kuruş kalem koymazsak o köyde tarım yapılamaz. O köyde tarım yapan insanlar çantasını alır, gelir hükümetin kapısına, abi, abla, başkan, bakan, Allah'sın benim beni de al işe. Bu noktaya gelir. Ve bu noktadayız şu an. Bunun dışında şu vardır. Üretici birliklerin, sabahleyin de söyledim, bu telkinleri hep hükümetler tarafından hasmane bir görüş olarak kabul edilmektedir. Yoksa bizim öyle bir derdimiz yoktur. Bizim Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak özellikle 70 yıllık tarihimizde biz hiç iktidar mücadelesi, kavgası yapmadık. Bütün kavgamız ülkede insanımızın, ülkemizde yaşayan çiftçilerimizin, köylülerimizin daha rahat, daha kendine güvenli bir yaşam kavgasıdır. Ama üretici örgütlerin bütün görüşleri her zaman hükümetler tarafından hasmane bir görüş olarak kabul edilmekte ve sanki de bizden değil bunlar, onun için söylerler bunları, bu noktaya gelir. Bu da özellikle bizim gibi küçük toplumlarda tarımın meselelerinden biridir. Çünkü o öneriler dikkate alınmadığı müddetçe ve siyasetin de bu küçük ülkede çok iç içe olduğunu kabul edersek, herkes birbirini tanır, o zaman tarım politikası kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli yapmaya da gerek yoktur. Biz yandaşlarımızla götürürüz olayı noktasıdır. Şimdi değerli konuklar, bir gerçek de şudur. Bir ülkede tarım politikaları bana göre nasıl milli ekonomi modeli var ya, milli tarım politikası olması gerekmektedir. Ki her gelen bakan hükümetler değiştiği müddetçe onu biraz daha ileriye götürsün. Ben hasbelkader 18 yıldır Çiftçiler Birliği'nin başkanıyım. Ama 18 yılda 12. Tarım Bakanı ile çalışmaktayım şu an. Her 1,5 yılda yeni bir tarım bakanı. E o zaman hangi tarım politikası olacak? İşte son 6 ayda 3 tarım bakanı. Son 6 ayda 3 tarım bakanı değişti ülkemizde. Onun için mutlaka
tarım politikaları yapılırken kırsal kesim göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Tarım Bakanlığı'nın bütçesi içerisinde mutlaka kırsal kesime de ayrıca destekler, yardımlar olması gerekmektedir. Ve şu vardır. Eğer bir ülkede ısrarla tarım kesimi %16, %17 ki bu son zamanlarda düştü. Bunların öncesi 3-5 yıl öncesi 30-40'tı bizim ülkemizde tarımda kullandığımız kredi faizleri. Eğer bu şekilde ise demektir ki o günün iktidarları finans kuruluşlarının etkisi altındadır. Eğer ülkede üretilen ürünleri satmak için gayret içerisindeyken çiftçimiz dış pazarlardan ülkeye ithal edilen ürünler fonsuz, KDV'siz veyahut ülkede üretilen ürünlerin maliyetinin altında ülkeye ithal edilirse o zaman da hükümetlerimiz demektir ticaret adamlarının ve bu biraz önce bahsettiğim tekelleşen şirketlerin kontrolü altındadır. Bunlar varken biz tarımımızı ileriye götürmemiz çok zordur. Çiftçiler Birliği veya çiftçilerimiz açısından baktığımızda olaya bir taraftan 70 yıllık bir tarihimiz vardır diyoruz. Ama bir eksiğimiz vardır bizim de. Bunu da kabul etmemiz lazım. Kendi kendimizi de sorgulamamız lazım. İstediğimiz noktada kurumsallaşamadık. İstediğimiz noktada kurumsallaşsaydık belki bazı şeyleri hükümetlere biraz daha kolay yaptırabilirdik. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Siyasi nedenleri vardır. Bilemeyeceğim ama o noktaya da bir türlü gelemedik. Şimdi ben daha fazla sözlerimi uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Sorunlarımız bir, kısa, orta ve uzun vadeli tarım programlarının, tarım planlarının ülkemizde olmayışı. İki, çok değişken hükümetlerimizin olmasından dolayı Tarım Bakanlığı'nın sürekli değişmesi, bu da yapılacak olan planları engellemektedir. Tarımı kırsal kesimden ayrı tutan bir anlayış vardır ülkemizde. Dolayısıyla tarım kesimiyle kırsal kesim birlikte hareket etmediği için her zaman için kırsal kesimde yaşayan insanlarımız kaybettiğinden dolayı bununla öbür tarafına baktığımızda tarım kesimimiz kaybetmektedir. Bu diğer boyutudur olayın ve üzülerek söylemek istiyorum. Son zamanlarda ülkemizde bir taraftan anavatandan gelecek olan suyun politikası yapılırken diğer taraftan da ülkemizde tarım arazileri vahşice katledilmektedir. Akşam geldiğiniz belki yarın göreceksiniz. Birçok tarım arazisinde inşaat devam etmektedir. İnşaat sektörüne kaptırılan tarım arazilerimiz vardır. Özellikle bu küçücük ülkede buna çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Ama burada da sıkıntılarımız vardır. Pazar problemlerine gelince bir taraftan doğrudur. Pazar problemlerimiz vardır. Ama pazar problemlerimizin altında yatan esas önemli diğer konu ise ülkede tarımsal üretimde kullanılan yüksek faizlerdir. Ne yapar bunlar? Maliyetleri yükseltir. Ülkeye giren tarımsal girdilerin gümrük vergileri altında fiyatlarının yükseltilmesi, bunlar girdi maliyetlerimizi yükseltir. Dolayısıyla diğer desteklere de baktığımız zaman etrafımızdaki ülkelerden düşük olduğunu görüyoruz. Bunları hep bir araya topladığımızda bir taraftan pazar problemi yaşarız ama bir taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çiftçi pahalı üretmekte ve hemen hemen her dönem maliyetinin de altında veyahut maliyeti kadar bir fiyatla ürününü satma mecburiyeti içerisindedir. Bunlar
hep tarımımızın problemleridir. Genel anlamda baktığımızda tarımsal meseleler çözülemez mi? Çözülür. Ama bunu yapabilmek için ciddi bir irade olması gerekmektedir. Ciddi bir politika olması gerekmektedir. Ve bunları hep bir araya topladığımız zaman en büyük avantajımız ise ülkemizde çiftçilerimizin de %90 civarında okur yazar olması büyük bir avantajdır. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz her yeni teknolojiyi kapmaya hazırdır. Fakat biraz önce de dediğim gibi bu harmanizasyonu yapmak özellikle hükümetlerin işidir. Örgütler, üretici örgütler biraz daha kurumsallaşırsa ülkemizde ve bu baskıyı hükümetler üzerinde artırırlar, zannederim bir yerlere gidebiliriz. Ben tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Panelistlere teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bu oturumların sonunda ortaya çıkacak olan neticeleri biz bir politik olarak benimseyip o noktada bir mücadele kavgası içerisine gireceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Evet, biz de Türk Çiftçiler Birliği Başkanı değerli Alican Kabakçı Bey'in sunumundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kıbrıs özelinde Türk tarımın sorunlarını başlıklarıyla beraber özetledi. Ama temelde anlaşılan o ki bir sistem sorunu var. Hemen hemen her bir başlığın arkasından bir kapitalizmin bir yaklaşımını, bir tutarsızlığını ve bir sömürü anlayışını görüyoruz ve mahrum olan da çiftçi oluyor. Şimdi buna çözüm araçları çerçevesinde yine Kıbrıs'tan bir konuşmacımız var. Birol Şensoy Bey, kendisi Kıbrıslı bir iş adamı ve mühendis. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarım sorunlarına çözüm önerileri. Buyurun. Son. Kıymetli katılımcılarımız, sabahtan beri oturumlarda bir şey gördük. Nerenin altını kaldırsak bir sorun çıkıyor. Yaptığımız icraatlar, aldığımız kararlar hiçbiri bize sonuç vermedi. Bu kararlar alınırken kimse kasten bu işler olmasın, çiftçi batsın diye kararlar muhtemelen almadı. Ama velakin aldığımız kararları destekleyecek temel sorunlarımız olduğu için, o sorunları çözmediğimiz için hiçbir sonuç alamadık. Bir fasit daire oldu ve bu fasit daireden çıkamadık. Arkadaşlarımız milli ekonomi modelini anlattı. Amerikan doları hegemonyasını anlattı. Özellikle Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geldiğimiz süreçte bir para tanımladı. Tanımladığı para neydi? Değeri talebe göre değişen para sistemiydi. Arkadaşlarımız bunun teferruatına girdi. Özellikle Selim Bey, Harun Bey teferruat anlattı. O kısmına girmeyeceğim. Neden oraya girmek zorundayız? Bizim sorunlarımızın temelinde de orası var. Orayı çözemediğimiz için ne kadar iyi niyetli olursak olsun aldığımız bütün kararlarda hep bir yere takılıyoruz. Sonuç alamıyoruz. O dolar hegemonyasında Amerika dolarını bastı. Biz de emeğimizin karşılığında dolar aldık, sakladık. Niçin sakladık bunu? İthalat yapan arkadaşlar bilir. Eğer dövizle ithalat yapıp TL ile bunu ülkenizde satıyorsanız, kendi para birinizden satıyorsanız doları saklamak zorundasınız. Kur farklarından etkilenmemek için doları saklamak zorundasınız. Biz dolar alıp sakladıkça onlar bastı bize gönderdi ve biz emeğimizin karşılığını onlara transfer ettik. Amerikan halkına hediye ettik emeğimizin karşılığını. Biz burada aç yaşarken, sıkıntılar içinde yaşarken Amerikan halkı refahı buldu. O aldıkları paralarla silah aldılar, döndüler bu dolar baskısını üzerimizde artırmak için askeri gücünü bir fonksiyon olarak kullandılar. Arkasından ne yaptılar? Bize siyasi baskılar yaptılar. Dediler ki siz bunu böyle yapacaksınız. İşte doları alacaksınız, Merkez Bankanıza koyacaksınız. Ondan sonra karşılığında kendi paranızı basacaksınız. Bu para karşılığında da işlerinizi göreceksiniz. Hocam, bu tezin sahibi muhterem hocam Haydar Baş Bey hep şunu söylüyor. Bu sistemi uyguladığınız zaman ülke büyüdükçe batıyor. Çünkü büyüdükçe borç almak zorunda. Büyümek için borç almak zorundasınız.
borç almak zorundasınız. Büyümek için borç almak zorundasınız. Borç aldıkça da batıyorsunuz, faize batıyorsunuz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 800 milyar dolar borcu oldu. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kendi paramızı basma şansımız olmadı. Kendi paramızı basamadığımız için de piyasamızda hep döviz dolaştırdık. Dolardır, eurodur, sterlindir. Ve bütün kazancımızı bunlara gönderdik. Şimdi biz bugün hangi kararı alırsak alalım, kendi paramızı basmadığımız, kendi senyoraj hakkımızı kullanmadığımız sürece, bu geliri elde etmediğimiz sürece her zaman birilerinin bize para vermesine muhtacız. İşte arkadaşlarımız bahsetti. Geçtiğimiz günlerde maaş ödemesi vardı 3-4 gün önce. 25 milyon Türk lirası Türkiye'den gelmediği için ödeyemediler. Günün sonunda Türkiye yine parayı verdi, maaşlar ödendi. Böyle bir ekonomi olmaz. Bizim sorunlarımızı aşmamız lazım. Aşmamız için de planlı çalışmamız lazım. Olayın birinci yönü milli ekonomi modeli prensiplerini uygulamamızdan geçiyor. Diğer teknik detaylar çok kolay, çözülebilir. Bizim teknik sıkıntılarımızdan bir tanesi ürünümüzü ihraç edemiyoruz. Bunun nedeni de bir sağlık sertifikası sorunu var. Sağlık sertifikası genelde Tarım Bakanları verir. Başka kuruluşlar eliyle de bunu, akredite kuruluşlar eliyle de bunu elde edebilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Ama tanınmış ülkelerde bunun temel merci Tarım Bakanlığı'dır. Tarım Bakanlığı bir ürün satışa çıkmadan önce bir belge size verir. Bunu siz karşı tarafa gönderirsiniz. Bu ürünler sağlıklıdır, tüketilmesine sakınca yoktur der. Bu belgeyi istediler, siz ihracatınızı yaparsınız. Biz bu belgeyi veremiyoruz. Bizim neden veremiyoruz? Bizim ülkemiz tanımadığı için Tarım Bakanlığımızın mührü tanınmıyor. O ülkeler bu mührü kabul etmiyor. Ama bunun bypass yolları var. Bunlar için akredite kurumlar vardır. Mesela Ege Üniversitesi bunlardan bir tanesidir, bizim Kıbrıs'ta çalıştığımız. Siz bir ihracat yapacağınız zaman Ege Üniversitesi'ni çağırırsınız, bedelini ödersiniz. O ürünleri alıcı adına denetler, sağlıklıdır der. Bunlar akredite kurumlar olduğu için de güvenilirdirler. Ve karşı taraf bu malı kabul eder. Bu belge yerine geçmiş olur. Bu uygulanacak bir metottur ama uygulamadık. Hep şeyin arkasına saklandık. Bize ambargo var dedik. Biz bu ambargoyu bu formaliteyle delebilirdik. Ama bunu birileri bize deldirtmedi. Sadece bir öcü olarak sakladık. Bir gülyamanı gibi bunu sakladık orada. Ambargo var, ne yapalım işte. Almıyorlar malımızı. Bugün işte bir kapı açıldı. Mersin üzerinden bu dürüst bir yol değil. Genelde Avrupa ticaret hukukuna göre bir malı menşe değiştiremezsiniz. KKTC'de üretilmiş bir mal götürüp de üzerine Made in Turkey yazamazsınız. Made in France yazamazsınız. Hangi ülkeden çıkmışsa o ülkenin damgasını taşımak zorundadır. Ama ne, işte Avrupa Birliği bunu biliyor ama işte bir miktar bize biraz iltimas geçsinler diye. Çünkü büyük bir haksızlık yapıldı biliyorsunuz referandumda. Ürünlerimiz Mersin'e gidiyor. Sanki Mersin'de Türk malıymış gibi. Kolilerin üzerinde de Made in Turkey yazıyor. Türk malıymış gibi bu menşe değiştirerek bu malları satıyoruz üçüncü ülkelere. Genelde bunlar işte Doğu Blok ülkeleri, İran, Irak, Pakistan, Arap ülkeleri oluyor. Biz bu sorunu Global GAP denen bir sertifika programı daha vardır. Çiftçileri önce eğitirsiniz, bu programı uygulayacak bilgiye kavuşturursunuz. Sonra bu sertifika programı o ülkede onun elemanları tarafından denetlenir. Sizin ağaçları ne kadar suladığınız, ağaçlara ne kadar ilaç attınız, düzgün mü attınız, kuralında mı kullandınız bu ilaçları diye denetlenir ve size bir sertifika verilir. Bu ürünün sağlıklı olduğunu gösteren bir sertifikadır. Bu sertifikayı kullanarak da ihracatınızı yapabilirsiniz. Alıcı ülke bu sertifikayı üzerine gördüğü zaman gözü kapalı bunu alır. Bir başka yol,
Ürgüz'e güvenirseniz malı yüklersiniz konteynerlere, tırlara götürürsünüz alıcı ülkenin sınırına. O ülke sınırında onların kendi ülkesindeki arzu ettikleri herhangi bir laboratuvarda ürününüzü test ettirirsiniz. Ürününüz makbul bulunursa, sağlık şartları, ülkenin koyduğu sağlık şartlarına uygunsa mal kabul görür. Bu yoldan da ürünlerimizi satıyoruz. Mesela İngiltere bu yolda bizden ürün alıyor. Bunları biz yapabiliriz. Ama maalesef temel sorunlarımızı çözmediğimiz için bu sorunlar da çözüm olmuyor. Devlet bunları desteklemiyor, desteklemek istemiyor. İkinci sorun, topraklarımız çok parçalandı. Üçer beşer dönümlük arazilerde tarım yapmaya başladık. Bu birim maliyetleri çok yükseltiyor. Herkes traktör almak zorunda. Çünkü herkes kendi malını sürecek. Önce kendi malını sürecek. Burada yıllarda zaman zaman kurak geçiyor. Yeterli ürün olmuyor. İnsanlar yağmurun geleceğini internetten bakıyorlar, öğreniyorlar. Hemen bir anda tohumu toprağa atmak istiyorlar. O zaman da tarlayı sürdüremiyorsunuz, ekemiyorsunuz, geç kalıyorsunuz. Herkes bir şeyde yol almak zorunda. Herkes bu aletleri teker teker almak zorunda. Bu ciddi bir yük. Ekonomiye ciddi bir yük. 3-5 bin dönüm tarla için bir traktör alıyorsunuz. Halbuki belki bir traktör size 50 bin dönümü sürecektir. Şimdi bunun için bizim önerimiz şudur. Toplulaştırmış üretim. O bölgedeki, diyelim ki bu bölgede buğday tarımı yapılacak. Şu bölgede seracılık yapılacak. Bir başka bölgede meyve ağacı dikilecek. Bağcılık yapılacak. Bunlar zaten belirlenmiştir. Hangi adanın hangi bölgesinde hangi ürün daha iyi olabileceği, daha önce devlet raporları hazırlatmış bunlar. Her şey hazır. Şu anda bir tek karar vermeye bakıyor. Her şey %99 analiz edilmiş. Bütün raporlar hazırlanmış. Raflarda duruyor raporlar. Hangi ürünler, hangi ıslahlar yapılacak, hangi adaptasyonlar yapılacak, hepsi var. Maalesef bunu yapamadık, yapamıyoruz. Eğer devlet bu üretim parsellerini ayarlarsa, bölgelere göre bölüştürürse, sizin orada 3 dönüm malınız, 5 dönüm tarlanız olabilir. O işletme ayrı bir işletmedir. Bu kooperatif tarzında olur, bir şirket tarzında olur. Burada toplu üretimi teşvik etmesi lazım devletin. Bu toprak sahipleri ister iş gücü olarak buraya katılırlar, ister sadece yıl sonu satışından o toprağa düşen payı alırlar. Bu dünyanın uyguladığı bir metodu. 25 hektarın altında üretimi kabul etmiyorlar. Ama bizim dediğim gibi 3-5 dönümden yukarı geçmiyoruz. Çok iyi büyük çiftçi dediğimiz insanlar işte 100 dönüm, 150 dönüm, 200 dönüm ekiyor. Öyle birkaç bin dönüm eken çiftçimiz belki bir el parmaklarını geçmez. Genel üretim küçük arazilerde. Bu da verimsiz oluyor. Makine kullanamıyorsunuz. Elle iş yapmak çok pahalıya geliyor. Bu büyük bir sıkıntı oluyor. Bugün ada zeytincilik için, bademcilik için, Antep fıstığı için, bağcılık için çok uygun. Geçen Çukurova Üniversitesi'nden Bayan Profesör bu konuda bir beyanatı vardı. Malatya'da diyor, Nisan ayında kayısı üretilir. Özellikle Rusya 25 TL kilosundan satılır. Bir kayısı 25 TL bir kilosu. Erken ürettikleri için örtü altında yetiştiriyorlarmış. Örtü altında yetiştiği için de Nisan ayında olgunlaşıyor ve satış durumuna geliyor. Kıbrıs diyor bu imkanlar bakımından daha da iyi. Güneşlenme süreleri çok iyi. Seralarda üretim yaptığınız zaman burada bir ısıtma maliyeti vardır. Kıbrıs'ta buna senede bir veya iki gün gerek olabilir. Muhtemelen olmayacak. Hiç enerji maliyeti olmadan sera altında üretim yapabilirsiniz. Örtü altında üretim yapabilirsiniz. Ve bu üretimden siz çok ciddi kaynak elde edersiniz. Çok ciddi gelir elde edersiniz. Bir arpa ektiği zaman bir dönüm tarlaya belki bir çiftçi kazanacaktır ondan 1000 lira. Ama bir dönüm bu tip kayısı veya erken yetiştiren bir meyve ağacı ektiğiniz zaman işte 25-30 bin lira. Kıbrıs'ta diyor Mart'ta muhtemelen bunu piyasaya sürebilir. İklim şartları daha iyi olduğu için o bölgeye göre. Mart'ta bunu sürebilir diyor piyasaya. Peki 30'dan 35'ten sürecek piyasaya kilosunu ciddi bir gelir üreticimiz için. Bunların hepsi de altyapısı da hazır. Hangi ırklar, hangi ağaçlar, hangi anaçlar buraya uygun? Bunlar da zaten biliniyor. Ama geriye şey kalıyor. Bir irade, bir el bunları artık bu böyle olması lazım demesi lazım. Aldığımız bütün kararlar hep şey. Sonuçta sonuç vermiyor. Çünkü başta anlattığımız temel sorunlar çözülmedi. İstediğiniz kadar mükemmel bu tip şeyler uygulayın. Onları çözemezsek bütün gelirimiz başka yerlere gidecek. Sıkıntı yaşayacağız. Diğer bir konu, malı üretiyorsunuz, iyi kalitelerini satıyorsunuz.
Mal almak isteyen ülkeler genelde birinci, ikinci kaliteyi tercih eder. Geri kalan ne yapacağız? Çöpe mi atalım? Bunun içine bir tarımsal sanayi olması lazım. Mantar ürettik, satamadık. Bunları konserve yaparız. Veya işte mantar çorbası yapan firmalara bunu verirsiniz. Burada hiçbir şey sıkıntı olmaz. Portakal ürettiniz, işte belli çaplardakini alıyor şeyler, ithalatçılar. Geri kalanını konsantre yaparsınız. Veya o sene iyi ürün alamadınız veya ürünü satamadınız, elinizde kaldı. Çünkü tek amil siz değilsiniz bu piyasada. Birçok grup vardır. Şartlar değişiyor. Sizin dışınızda bazı şartlar da değişiyor. Bu şartları sizin dengelemeniz lazım. Kötü gittiği zaman alternatiflerinizin olması lazım. Ve bunu konsantre yaptığınız zaman size 14-15 ay kazandırıyor o malı satmak için. Katma değeri olduğu için daha çok da para kazanıyorsunuz. Ürünü ya erkenci üreteceksiniz, iyi para kazanacaksınız ya da katma değeri artırıp bir para kazanacaksınız. Bu testlerin kurulması lazım. Yani ikinci sınıf, üçüncü sınıf sofralık satımı veya dış ülkelerin alacak durumu olmayan meyveleri, sebzeleri, bunları saklayacak. Mesela domatesi, salça fabrikası kurarak. Bugün bir salça fabrikamız yok. Birkaç müteşebbis yapmak istedi fakat sonuçta takıldılar bir yerlere, yapamadılar, başaramadılar bunu. Turşuculuk, reçel, marmelat gibi şeyler, bu ülkede yetişen ürünleri değerlendirmek için büyük fırsatlar. Bir tane şey var, büyük selamura, zeytin selamurası yapan şeyimiz, firmamız var. Onun dışında işte evinde 3-5 fıçı zeytin, kendi topladığı ağaçlarının zeytini birkaç fıçı yapar. İşte komşuların eşiyle dostuna satar. Bunlar ticari değil. Bizim üretebileceğimiz ürün gamı çok geniş. Narenciye, patates, enginar, zeytin, harnup, üzüm. Ondan sonra hayvancılık olarak arıcılık, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık, kümes hayvanları. Mesela şu anda kümes hayvanı ihracatı yapabilecek durumdayız. Tesislerimiz çok mükemmel. Kesimhanelerimiz çok mükemmel. Avrupa Birliği standartlarının üzerinde kesimhanelerimiz var. Avrupa Birliği bunları onayladı. Ambargo olmasa bunlar çok rahat Avrupa Birliği'ne gidecek. Yani buralardan mal gidebilir. Kurulan kümesler son model. Hep bilgisayarlı. Herhangi bir şart, kümeste bir şart bozulduğu zaman anında yetkililerin cep telefonlarına mesaj atıyor. Mühendisin, yetkili veterinerin telefonuna mesaj atıyor. Anında müdahale ediyorsun. Çünkü 140 bin pirici bir kümese koyuyorsunuz. Ciddi bir rakam. Bunlardan 7-8 tane oluyor. 45 gün arayla kesim yaptıklarında 7-8 tane kümesleri var. Milyonlarca hayvan telef oluyor bir anda. Bunlar hep aynı genetik yapıya sahip oldukları için de hepsi birden hasta olur. İçinden 3-5 tanesi değil. Aynı mikroba, aynı parazite ortak tepki veriyorlar. Süt ürünleri, hayvancılık ciddi gelişmeye başladı. Daha büyük çapta hayvancılık yapılıyor. Özellikle büyük başta. Büyük çapta şey yapılıyor, üretim yapılıyor. Tesisler çok güzel. Fakat süt ürünü değerlendirmiyoruz. Üzerine para veriyoruz, satalım diye malı. Bugün portakalı da satıyoruz. $350 tonu alınıyor çiftçiden. $300 devlet üzerine para veriyor. $50 bize geliyor yani. Gelen para yok. Bu sadece üretici cebine para koymuş oluyoruz. Devlet bundan bir şey kazanmıyor. Devlet aman bu ağaçlar kurusa da bu teşvikten kurtulsa mantığına girdi en sonunda. Halbuki narenciye üreticileri görüşürseniz onların çok enteresan fikirleri var. Portakal sattığınız zaman para kazanamıyorsunuz diyor. Neden? Çünkü Kuzey Afrika, Mısır, Tunus bu bölgeler bu işe girdi. Ve onların portakalları daha turuncu, daha albenisi daha yüksek. Lezzeti bizimkinin çok iyi. Fakat albenisi onların iyi. Dış görünüşleri daha turuncu olduğu için daha turuncuyu tercih ediyorlarmış. Ama diyor biz tür değiştirebiliriz. Mandalina'ya geçtiğimiz zaman mandalina kırmızı erken olgunlaşıyor. Çok daha fazla gelir elde ediyorsunuz. Portakaldan 5 lira kazanıyorsanız mandalinadan 20 lira kazanıyorsunuz. Ciddi bir fark var aralarında. Gelir farkı var. Bunu üreticiler farkında. Tür değişimine geçmek istiyorlar ama sorun var. 5 yıl para kazanamayacak. Öneri getiriyorsunuz devlete. Bu zaten siz $300 tonunda, 300 TL tonunda şey veriyordunuz. Teşvik veriyordunuz. Bu teşviği vermeye devam edin 5 yıl daha. Veriyorsunuz zaten. Tür değişsin 5 yıl sonra teşviğe ihtiyacınız kalmayacak. Mandalin teşviksiz satılabiliyor. Bunlar handikaplarımızdan. Diğer bir konu uzun olmuyor değil mi? Birkaç cümleyle kapatalım. Ormancılık politikamız. Bizde orman işletmesi yok.
Dağlar tabii orman dairemiz yılda 2 milyon civarında fidan dikiyor. Güzel bir çalışma yapıyorlar. Ama bu fidanları işletmemiz yok. Buna bir gelir elde edemiyoruz. Tamam, ağaç da çok güzel. Yeşillik çok güzel ama buradan bir gelir elde edemiyoruz. Bunun yerine işte biraz önce bahsettiğimiz zeytin, harnop, badem gibi ürünler eksek, hem yeşilliğinden istifade edeceğiz hem de bunların meyvelerinden. Bunlar çok değerli ürünler. Fakir Akdeniz'in zengin meyveleri bunlar. Ondan sonra eğitim önemli. Kısa geçmek zorundayım. Tarımsal eğitim çok önemli. Biz 74'e kadar üretimi bilmiyorduk. Rumlar üreticiydi, biz sadece tüketiciydik. Bize iş yapma imkanı vermezlerdi. Her şey ambargo vardı. İthal edemezdiniz. Vakti zamanında bir salça sorunu olmuştu Kıbrıs'ta. Bir Türk salça ithal etti Türkiye'den. Ve o salçaları el koydular Gümrük'te. Piyasaya sokmasına müsaade etmediler. Kendileri aldılar. El koyup kendileri sattılar salçayı bize. Biz üretimi yeni öğreniyoruz. Bizim bildiğimiz sadece arpa üretimiydi. Başka bir şey yoktu. Bir de zeytin, kendiliğinden, dedemizden kalan zeytinlerden ne varsa onu topluyorduk. Şimdi artık bunu geçmemiz lazım. Bir ürün nasıl yetiştirilir? Hangi cins ağaçlar bizim topraklarımıza uygundur? Bunlar nasıl ilaçlanacak? Nasıl sulanacak? Kaç gün arayla sulanacak? Nasıl bulanacak? Bunları daha yeni yeni öğreniyoruz. İşte Ziraat Fakültesi kuruldu. Burada yetişen insanlarla bir şeyler oluyor. Ama ciddi desteğe ihtiyaç var. Tarımsal planlama yok. Hangi üründen ne kadar olacak? Bir sene karpuz üretiyorlar. Karpuz bedava gidiyor. Üstünden para verecek adam neredeyse bunu satsın diye. 10 kuruş kilosu karpuz satıyor. Bir dönemde 1 liradan aşağı düşmüyor karpuz. Çok pahalı geliyor. Bu üretim planlaması olmayışındandır. Ört altı yetiştiği bahsettik, daha tekrar girmeyeceğiz. Seracılığı her halükarda yapmamız lazım. Belki bütün adayı seralarda doğratmak lazım. Sadece orada dikkat edecek konu tek bir ürüne yüklenmememiz lazım. Yoksa o kümeste hepsi birden ölen tavuklar gibi biz de yok oluruz. Ürün gamımızı da genişletmemiz lazım. Seracılık yaparken bu seracılıkta hem sebze hem meyve değişik ağaçları kullanmamız lazım. Pazarlama sorunumuz var. Pazarlamayı daha yeni üretmeyi yeni öğrendiğimiz gibi pazarlamayı da yeni öğreniyoruz. Devlet bunun için size destek olmuyor. Ama Çiftçiler Birliği ve onun muadili birlikler kendi bünyelerinde pazarlama elemanları tutarlarsa, bunlar ülke ülke çantalarında gezerler, ikişer üçerli gruplar o bölgelerden, o ülkelerden size sipariş toplarlar ve o siparişlere göre üretimi yaparsanız planlı üretim olur, mal elde kalmaz, değerinde mal satmış olursunuz. Bir de sorun, bizim Kıbrıs çok küçük bir yer. Dış ülkelerde dava takip etmek çok zor bizim için. Devlet bu tip tahsilatlarda sattığınız maladan parasını vermedi. Gidip o parayı oradan tahsil etmek çok zor sizin için. Devlet bunları garanti edebilirse, çünkü bizde sermaye birikim de çok düşük. Devlet bunları bize garanti ederse, siz ihraç yatırım firma olarak paranızı alırsınız. Devlet sizin bu hakkınızı o paranızı vermeyen firmanın ülkesinin nezdinde gelir girişimler yapar. Sizi böylece korumuş olur. Garantili satış yapmış olursunuz. Devlet size bu konuda destek olursa sorunlar fazlasıyla aşılır. Zaten arkadaşlar bahsetti, kaç dönüm toprağımız var ki. Bize sadece bir şehir bütün ürünümüzü alsa bize yetecek. Öyle bütün dünya mal satmak gibi derdimizin olmasına gerek yok. Bizim ülkemizde güneş bol. Organiğe yakın tarım yapıyoruz. Tam organik tarım olmasa da organiğe yakın tarım yapıyoruz. Ürünlerimiz muhtemelen her ülkede alıcı bulacaktır. Birazcık desteğe ihtiyacımız var. Bu el, bu devlet olur veya çiftçilerin kendi kuracakları organizasyonlar alır. Bu el azıcık bir destek verdiği sürece çok iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Büro Şensoy Bey'e teşekkür ediyoruz bu sunumundan dolayı. Şimdi Azerbaycan'dan bir öğretim görevlisi var. Değerli Profesör Doktor Hüsrev Kerimov, kendisi milli ekonomi modelinin kongrelerinde sunumlarıyla tanıdığımız hocamız, bize milli ekonomi modelinin dünya iktisatçılar üzerindeki etkilerini konuşacak. Buyurun hocam. Çok sağ olun. Ben kongres iştirakçılarını salamlıyorum. Hürmetli hocamız Profesör Doktor Heydar Baş'ın milli iktisadi modelinin her defa etrafında birleşende, diskusyalarda iştirak edende büyük bir şeref duyduğumu size bildiririm. O cümleden bu defa da ben memnun kaldım açıkçası ve
bu çıkışlardan oldukça zenginleştim. Benim bir xasiyyətim de var ki, en yaxşı fikirleri özüm için oturanda qeyd deməli edirəm. Ve bunlar mənə çok kömək deməli edir. Qaldı ki bir məsələn demək istəyirəm, Harun bəy mənim barımda dedi ki, siz belə bir söz işlətmisiniz. Mən ona cavab olaraq deyirəm ki, nə yaxşı ki mən o sözü işlətmişəm. 2005-ci ildə işlətmişəm. Heç də peşman deyiləm, əksinə çox sevinirəm ki mən baxmayaraq ki model haqqında hələ o vaxtı dərin biliyim yox idi, o qədər də təcrübəm yox idi. Mən hocamızı, onun modelini düzgün qiymətlədirmişim. Bu yaxınlarda elə biz gələn ərəfədə Azərbaycana 4 Nobel mükafatçısı təşrif buyurmuşdu. Onların bir məclisində mənim də deməli iştirakım mümkün oldu. Bunlar Lukas'dı, Erroy'du, bir də Stiglitz, ən məşhur deyək ki dünyanın iqtisadçılarıdır. Zalda xeyli insanlar var idi. Çoxlu suallar yarandı və onlara müraciət etdilər ki, bu dünya durumunda, bu böhrandan, bu problemlerin həllinin yolunu nədə görürlər? Açığın mən o fikri sizə də bildirirəm ki, konkret, real, ümid doğurucu bir cavab onlardan tapılmadı. İndi görünür, məsələ olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Görünür, təkcə onlardan da aslı deyil və özlərini pis vəziyyətə qoymamaq üçün konkret cavab vermədilər. Amma bir həqiqət var ki, bu dünya durumunu dəyişmək lazımdır. İqtisad elminin indiyə qədər mövcud olan postulatlarını dəyişmək lazımdır. Buna isə cürət etmək, bu yükün altına girmək, hər adam bunu istəmir. Mən yenə də belə bir qənaətə gəlmişəm ki, bu yükün altına Profesör Doktor Heydər Baş girib, o elə ideyalar ortalığa qoyub ki, indi sanki dünya bütövlükdə ondan danışır. Baxmayaraq ki, yəni deməli ideyalar bəyənilir, ideyalar qəbul edilir. Hətta baxmayaraq ki, bəzi ideyaların mövcudluğu Profesör Doktor Heydər Başın milli iqtisadi modelinin yaranmasından əvvəl belə empirik formada ortaya çıxıb. Deməli bu ideyalar realdır, həyatidir və gələcək bu ideyalarla bilavasitə bağlıdır. Və ona görə də mən o fikrimə bir daha deməli haqq qazandırıram. Əlbəttə demək olmaz ki, dünya iqtisadi problemləri heç həll olunmur. Bu belə demək insafsızlıq olardı. Amma bu problemlərin həllində biz bir deyək ki, bir xislət görürük. Yəni bu problemlər insanlıq naminə həll olunmur. Bütün ölkələrin, bütün millətlərin rifahını, həyatını yüksəltmək naminə həll edilmir. Bütün dünya xalqlarına rifah gətirmək naminə həll edilmir. Kiminsə xeyrinə, kiminsə ziyanına həll edilir. Və belə bir həll isə şübhəsiz hamı tərəfindən qəbul edilə bilməz. Halbuki milli iqtisadi model haqqında mən bir dəfə danışanda bir simitlə müqayisə apardım və belə bir söz işlətdim. Onu özümün də xoşuma gəldiyim üçün bir də işlətdirəm. Əgər simitin deməli o modeli bazar iqtisadiyyatı modelidirsə, Heydər Başın modeli insan iqtisadiyyatı modelidir. Yəni bu problemlərin həllinə insanlıq naminə o yanaşıb, insanlıq naminə həll edilməsini qarşıya qoyub. İndi bugün mən başqa bir, tamamilə başqa bir çıxış nəzərdə tutmuşdum. Amma burada məni biraz heyrətləndirən, həm də biraz kövrəldən bəzi məsələlər mənə rast gəldi. Ən başlıcası odur ki, bizim bugünkü müzakirəmizin kütçülərlə bir yerdə keçirilməsidir. Kütçü anlayışı Azərbaycanda müqəddəs bir anlayış hesab olunur. Oğuz Türk icmalarının yaratdığı ilk iqtisadiyyatın kökündə kütçülər dayanıb.
Bizim Azərbaycan tarixinin qaynaqları var. Kitab-ı Dədə Qorqud. O sizə də bəllidir. Həm də yəni Türkiyənin qaynağıdır. Sonra bizim bir Şeyh Nizamimiz var. O sizə də bəllidir. Həmən o güçlər barədə, torpaq barədə elə fikirlər söyləyib ki, o bu gün də müasirdir. Birini gətirmək istəyirəm. Şeyh Nizaminin belə bir sözü var. Deyir ki, torpağa mərhəmət xeyirdir inan, lütf etsən gül verər, zülm etsən tikan. Bugün bu problemin birgə həllindən mənim gəldiyim qənaət odur ki, Profesör Doktor Heydər Baş görünür onun torpağa o qədər lütfü, o qədər mərhəməti var ki, iqtisadi model... Anons edelim bizə. Evet, Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş hocamız aramızda. Hoş geldiniz muhterem hocam. Sefalar getirdiniz. Mən hörmətli hocamızın bu məqamda gəlməsindən istifadə edib fikrimi bir iki sətir arxaya atmaq istəyirəm və belə bir fikri mən dedim ki, bugün mənim üçün çox belə fərəh doğuran bir cəhət o oldu ki, Profesör Doktor Heydər Başın məşhur milli iqtisadi modelinin müzakirəsində akademik dairələrlə bərabər həm də bizim çox sadə insanlar saydığımız cütçülər də iştirak edir. Yəni bu modelin ideyaları həm böyük elm adamlarının, həm də ki cütçülərin diqqət mərkəzindədir, onlar üçündür. Və bu sözü də mən dedim, bir daha deyirəm ki, Türk-Oğuz icmalarının həyatında, onların iqtisadiyyatında cütçülük ən fərəhli bir peşə olub və ilk iqtisadiyyatın bir anlayışıdır. Yaranan ilk iqtisadiyyatın bir anlayışıdır cütçülük və bununla əlaqədar Azərbaycan tarix qaynaqlarında olduqca maraqlı bir fikirlər var. Kitab-ı Dədə Qorqud, Şeyh Nizaminin əsərlərində olduqca qiymətli fikirlər var. O cümlədən Şeyh Nizami torpaq haqqında belə bir fikir irəli sürüb ki, torpağa mərhəmət xeyirdir inan, lütf etsən gül verər, zülm etsən tikan. Bizim hörmətli hocamız Heydər Başın torpaq işçilərinə bu model ətrafında onları birləşdirmək, bu cür məsləhətlər verməsi onun lütfü və mərhəmətidir. Mən bunu başqa cür qiymətləndirə bilmərəm. İndi keçirəm, əlbəttə, mən əsas bir mövzuda, çox ciddi bir mövzuda deməli, fikrimi davam etdirmək istəyirəm ki, artıq bu model yaranandan bəri mən dönüb öz başqa işimlə bərabər həmən modelin tədqiqatçılarından birinə çevrilmişəm.
nəinki konkret olaraq model barədə, hətta o modeldəki hər hansı bir ideya barədə, hər hansı bir jurnalda, qəzetdə bir fikir tapdıqda mən onu oradan götürüb istifadə edirəm və məndə həddindən artıq böyük bir kağız papkası əmələ gəlib. Həm Azərbaycan iqtisad ədəbiyyatında, həm xüsusən Rusiyanın iqtisad ədəbiyyatında, Rusiya ədəbiyyatında, bir çox xarici ölkələrin ədəbiyyatında milli iqtisadi modelin ideyaları haqqında olduqca çoxlu biliklər vardır. İndi mən yenə də bayaq dedim ki, o ideyaların bəziləri milli iqtisadi modeldən tarixən əvvəl gəlsə də, lakin belə bir təəssürat yaranır ki, həmən ideyalar olduqca həyatıdır. Bütün insanları və o cümlədən iqtisad elmini, iqtisadi fikri düşündürən ideyalardır. Burada mənim deməli məqaləmdə o fikirlərin bəzilərinin həmən o ədəbiyyatlardan götürülmüş istatları vardır. Məlumdur ki, ən mübahisəli məsələ hətta bu gündə iqtisad elminin tam qəbul etmədiyi problem milli iqtisadi modelin fəlsəfi əsasını təşkil edən ehtiyatların qeyri-məhdudluğu və istihlakın isə məhdudluğu ideyasıdır. Siz hamınız bilirsiniz ki, hörmətli xocamız isə belə təsdiq edir, belə sübut edir ki, məhdud olan ehtiyatlar deyil, bugün də burada çoxlu yaxşı misallar gətirildi, məhdud olan istihlakdır. Amma artıq iqtisadi ədəbiyyatda ehtiyatların qeyri-məhdudluğunu təsdiq edən fikirlər vardır. Xüsusən Rus iqtisadi ədəbiyyatında, indi burada bizim həmkarlarımız da deməli oturub, ola bilər onların xəbəri var. Məsələn, Vafros Ekonomik Jurnalında nömrə 9, 2005-ci ildə Buzgalin və Kalganov adlı iki Rus iqtisadçısının görkəmli iqtisadçılardır. Belə bir fikrinə rast gəldim. Onlar yazırlar ki, post-industrial meyillərin təhlilinə neomarksist baxış sosial-iqtisadi nəzəriyyə üçün belə bir meylin aşkar edilməsinə imkan yaradır. Birinci, resursların məhdudluğunu yeni tip resurslar əvəz edir ki, onlar məhdudluqlarını itirirlər və ən ümumi resursa çevirirlər. Yəni, bu fikirlə Profesör Doktor Heydərbaşın fikri üst-üstə düşür və mən belə bir qənaətə gəlirəm ki, əgər bir fikir, bir postulat, bir ideya artıq bir neçə adam tərəfindən, bir neçə görkəmli iqtisadçı tərəfindən irəli sürülürsə, onun düzgünlüyünü, həyatiliyini, onun deməli əhəmiyyətini ifadə edir. Sonra iqtisadi ədəbiyyatlarda ümumiyyətlə milli iqtisadi modeldə olan ən mühüm məsələlər barəsində olduqca çoxlu deyimlər var. Məsələn, pulun məzmunu barədə. Burada Heydər, hörmətli həmkarımız Harun bəy də dedi, milli iqtisadi modeldə pulun yeni məzmunu ortalığa qoyulur, hətta pula əlavə yeni bir funksiyalar verilir. O bir funksiyalardan biri də pulun əməyin müqabili olması funksiyasıdır. Niyə görə belə bir funksiya verilir pula? Çünki bugün pul sanki pul olmaqdan çıxıb. Bunu bir Rus iqtisadçısı, indi hörmətli professor yəqin onu tanıyar, o vaxtı ilə Moskvanın miri də olub, Popov adlı bir iqtisadçı, son bir məqaləsində, o məqaləni mən özümdən gətirmişəm, o sivilizasiya 21. veka, belə bir məqalədir. Orada yazır ki, yeni dövr iqtisadi böhranlar dövrünə çevrilib, pul öz rolunu dəyişib, pul elə bir kərpicə çevrilib ki, ondan yaxşı bina tikmək
etibarlı değildir. Şimdi şüphesiz bizim hürmetli hocamız Heydarbaş bunu gördüğü için, yani indiki dünyada pulun öz temelinden ayrıldığını gördüğü için, o hakiki pulu ortalığı koymak için, pulun daha derin mezmununu göstermek için ona yeni bir funksiyalar verip. Bu fikir de benim dikkatimi celb eledi. Hemen məqalada başka bir fikir de çok dikkati celb edir. Mesela böyle bir fikir var, yazırlar ki, istihlakçı adam varsa resurs tükenendir. Demeli insan istihlakçılıkta insanı istihlakçılıktan xilas etmək lazım. O ne kadar çok istihlakçıdırsa demeli resurs bir o kadar demeli tükenendir. Şimdi modelle məşğul olan bizim iqtisadçı həmkarlarımız bilirlər ki, Profesör Doktor Heydarbaş istihlak problemini ortalığa koyur. Yani istihsal problemini yok, istihlak problemini demeli ortalığa koyur ve insanlara has olan bir istihlakçını təsvir edir. Yani nefsi olmayan, dünyanın malında gözü olmayan bir istihlakçını təsvir edir. Hatta demeli bu məqalədə böyle bir söz de var ki, istihlakçı insan insan keyfiyyətlərini itirən insandır. Biz de bilirik ki, milli iqtisadi modeldə insan intellektindən, insan resursundan, həqiqi insandan, dediğim kimi nəfsi olmayan bir insandan bəhs edir. Belə olduqda əlbəttə qeyri-məhdud olan artıq resurslar yox, şübhəsiz ki istihlak olacaqdır. İndi mən sizi deməli bu gətirdiyim deməli çoxlu burada sitatlar var. Mən bunların hamısını sadalamaq istəmirəm. Amma eyni zamanda bugünkü dünya durumu ilə əlaqədar yenə də məşhur Rus iqtisadçılarının hətta keçən əsrdə də bu əsrdə də irəli sürdükləri, lakin bizim hörmətli hocamız tərəfindən bugün konkret, real, büyük gücü olan bir model kimi ortaya koyduğu ideyalarla sesleşen ideyalar var. Ve mesela bu ideyalar Beynəlxalq Valyuta Fonduna münasibet, kredite münasibet, milli iqtisadi modelin komponentleri olan meselelere münasibet, o cümleden dövlətə olan münasibet meselelerinden ibarətdir. Şimdi bir fikri de yine demek istedim. Mesela böyle bir fikir var. Bu fikir milli iqtisadi modelde daha güzel verilip, daha her tarafı esaslandırılıp. Mesela yazırlar ki, dövlətin maraqları dairesine təkcə siyasi stabillik, müdafiye, milli təhlükəsizlik meseleleri değil, körpələr, gənclər, yaşlı adamların da problemleri daxildir. Yoxsulluğa ve aclığa karşı mübarizə, təhlükəsizlik ve müdafiə kimi dövlətin prioritetleri sırasına daxil olmalıdır. Heydarbaş hocamızın kitabı, sosial dövlət kitabı əslində bu ideyanı, onun özünün ortalığa koydu, bu ideyanı reallaşdırmaq üçün deməli irəli sürülən deməli fikirlərdən biridir. Ve nəhayət deməli mən belə bir son nəticədə belə bir qənaətə gəlmişəm ki, əlbəttə bu statların sayını artırmaq olar. Lakin mən belə bir qənaətə gəlmişəm ki, milli iqtisadi modelin ideyaları bundan sonra da dərindən öyrənilməli və təbliğ edilməlidir. Ona görə ki, beyinlərə dərin fəlsəfi məna kəsb edən fikirləri asanlıqla oturtmaq, aşılamaq heç də asan məsələ və yaxud da qısa bir müddətdə mümkün olan məsələ deyil. Mən belə bir fikirə gəlirəm ki, bu ideyalar nə qədər çox insanlar tərəfindən o dərk olunarsa, insanlıq rahatlaşar və qarşıda, insanlığın qarşısında duran problemlərin həlli bir o qədər də yaxınlaşar. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Evet, Azerbaycan'dan çok değerli Profesör Doktor Kosrov Kerimov hocamıza teşekkür ediyoruz bu sunumundan dolayı. Şimdi sırada Türkiye'den Yeni Mesaj Gazetesi başyazarı Muharrem Bayraktar Bey var. Doğu Akdeniz'deki petrol doğalgaz savaşları ve Kıbrıs konulu tebliğini sunacak. Teşekkür ediyorum. Çok değerli Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş Bey ve Kıbrıslı kardeşlerim. Hani biraz böyle hani Kıbrıs'ta Kıbrıs'ı konuşacağız. Birçok konuya gireceğiz. Ama Kıbrıs'ı konuştuğumuz çok platform oldu şahsen benim yazılarımda, gençlik yıllarımda. Kıbrıs'la alakalı şiirleri çok severim ben. Biraz da böyle havayı dağıtmak için bir iki dakika bir Kıbrıs şiiriyle birkaç kıta okuyarak dilerseniz girmek istiyorum. Kızılası günün kör sabahında hevesleri sele verdim bu gece. Şiryan olup hep yürekte cenahta nefesleri yele verdim bu gece. Duydum ki Kıbrıs'ı hüzün bürümüş. Yürekler dikenli telle örülmüş. Sancağım üstünden hesap görülmüş. Hesapları çöle verdim bu gece. Libas giydim üzerime dar geldi. Söz söyledim edebime ar geldi. Alevimden Temmuz bana kar geldi. Ateşleri küle verdim bu gece. Beş parmağı mesken tuttum gözümde. Ne hayaller dize geldi dizimde. Türk oğluyum. Hep destan var özümde. Yürekleri dile verdim bu gece. Değerli kardeşlerim, Türk oğluyum, hep destan var özümde. Evet, biz Kıbrıs'ta bir destan yazdık Beş Parmak Dağları'nda ama maalesef savaş sadece sahada kazanılmıyor. Olayın bir ekonomik savaş boyutu var. İşte bugün onu konuşuyoruz. O karşımıza çıktı. İnşallah biz Kıbrıs'ta ekonomik bir destan da yazacağız hocamızın görüşleriyle. Bu ikinci destanı konuşmak için aslında buradayız. Ben bu destanın iyi bir şekilde yazılacağına inanıyorum. Şimdi ben asıl konuma girmeden evvel tarımla alakalı çok önemli şeyler söylendi. Onlarla alakalı da görüş ifade etmek istiyorum. Şimdi dün Çin'den enteresan bir fotoğraf geldi Şangay Limanı'ndan. 54 milyon konteyner Şangay Limanı'nda konteyner mal var. İhraç edilmeyi bekliyor. 54 milyon. Şimdi kafanızda herhalde Kıbrıs büyüklüğünde bir liman. Çin'in dünyanın değişik her ülkesine gönderdiği malları doldurmuşlar. Firmalar, binlerce firma üretiyor. Oradan sevkiyat yapılıyor. Dün itip evvelsi gün, iki gün önce ki miktar 54 milyon konteynerda üretilen mallar. Şimdi Çinli firmalar, hiçbir firma bunu kendi imkanıyla üretemez. Arkasına devlet desteğini almıştır. Devlet vergi indirimi sağlamıştır. Elektrik parası almamıştır. İşçi ücretinden kısıtlama yapıp bir sürü avantaj sağlamıştır. Yatırım desteği vermiştir. Cebine para vermiştir üreticinin. Üretici bunu üretmiştir. Sonuç 54, yani Kıbrıs adası büyüklüğünde neredeyse bir arazide doldurulan mallar gemilerle, konteynerlarla gidiyor. 54 milyon konteyner. Devlet üreticisine sahip çıkarsa tablo bu olur. Devam ediyorum. Tarımı konuşacağız. Konuşuyor arkadaşlarımız. Biz Türkiye Kıbrıs'ta iç içeyiz. Kıbrıs'ın tarımını konuşurken bir de bakıyoruz. Geçen sene ilginç bir haber geldi. Türkiye Sudan'dan 5 milyon dönüm toprak arazi kiraladı. Sudan'dan. Haritaya bir bakın. Elini kaldırsa Ankara'dakiler Kıbrıs'tan görünecek. Ama onlar Sudan'a el kaldırıyorlar. 49 yıllığına Sudan'dan tarım ürünü elde etmek için arazi kiralıyorlar. Anarşi var, terör var, sıcak var. Orada insanların çalışması mümkün değil ama gidiyorlar Sudan'da tarımsal aktiviteye katkıda bulunmak için, Sudan tarımına, Sudan'ın tarımsal ekonomisine katkıda bulunmak için Sudan'a yatırım yapıyorlar. Bir başka olay daha vereceğim. Yani olayın devlet yönetimiyle olan ilgisinin anlaşılması için bunları söylüyorum. Eski Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker geçen sene
Fransa'dan çok önemli bir ödül aldı. Lojan Döner ödülü. Bu ödülün veriliş amacı Fransa tarımına sağladığı katkılardan dolayı. Daha spesifik olarak Fransa hayvancılığına, çünkü son iki yılda 400-500 milyon dolara yakın oradan karkas et almışız. Bundan dolayı da Fransa hükümeti Türk Tarım Bakanı'nı madalyayla ödüllendiriyor. Biz burada Kıbrıs'ın tarımını konuşacağız. Bizim Tarım Bakanımız maalesef Fransa'dan ödül alıyor, Fransa tarımına katkılarından dolayı. Bir başka olayı da anlatacağım yine Tarım Bakanlarımızdan. Hüsnü Ziya Gökalp, Yusuf Gökalp. Ben kendisini tanıdım. Eski Milliyetçi Hareket Partisi'nden Tarım Bakanı'ydı. Hatta bir programıma çağırdım. Soya'yı konuştuk. Türkiye soya üretiminde çok öndeyken bir anda bir şey oldu. Soya'ya devletin verdiği desteği kestik. Devlet soya'yı 60 kuruşa alırken 30 kuruşa düştü. Vatandaş da soya üretmemeye başladı. Aradan 3 sene geçti. 3 sene sonra şaşırdık, bu niye böyle oldu? Yani çok ciddi bir gelir kaynağı soya. Başlangıçta fasulye diye düşünüyorsunuz ama hayır, öyle değil. Yani bakın, fasulye, soya fasulyesinden bahsediyorum. 3 sene sonra bir televizyon programına Sayın Bakanı bakanlıktan ayrıldıktan sonra davet ettim. Telefonla katıldı. Programda şu anda hala İstanbul Ziraat Odası Başkanlığı yapan Ahmet Atalık da vardı. İki isim daha var, onlar da şahit. Şunu sordum: Sayın Bakan, siz Tarım Bakanlığınız zamanında şöyle bir uygulama yaptınız. Soya'ya devletin verdiği desteği kestiniz. Kesince soya üretmemeye başladık. Neden? Aynen şunu söyledi. Amerika bize baskı yaptı. Amerika'nın baskılarına dayanamadık. Desteği kestik, soya'yı bitirdik. Kendisi söyledi bunu. Amerika niye baskı yaparak bizim soya'yı bitirdi? Şu anda biz Amerika'dan 2,5 milyar dolara yakın soya ve soya ürünü alıyoruz. Sonucunu söylüyorum. 2,5 milyar dolar. Soya yağı, soya fasulyesi, soya kıyması, soya bir sürü yan ürünleri var. 2,5 milyar dolar. Ha, bu ürünü kendi satması için bizzat devreye giriyorlar. Kendi üretiminizi durduruyorlar. Ondan sonra kendileri pazarlamaya başlıyorlar. Aynı olay bugün dünyada çok önemli bir tekel haline gelmiş olan Monsanto tarım firmasının bir kuruluşudur Cargill. Pendik'te fabrika kurdular. GDO'lu mısır şurubu üretiyorlar. Bu şeyin, fabrikanın kurulması için Türkiye'de kim kulis yaptı biliyor musun? Kim geldi? Bilen var mı? Amerika Başkanı Bush geldi. Bizzat geldi. Bugünkü Sayın Başbakanımızla görüştü ve gitti Pendik'te Cargill'in açılması için birçok protestoya rağmen, çünkü Amerikan tarım menfaatleri bunu gerektiriyor. Amerikan menfaatleri o fabrikayı kurdu. Bugün Türkiye'de kullanılan şekerin %80'i mısır şurubu olarak çikolatalarda, şurada burada oradan geliyor. Yani tarım o kadar önemli ki Amerika Başkanı devreye giriyor. Amerika bakanları devreye giriyor. Yani tarım zaten gıdada olay başlayıp gıdada bitiyor. Zaten bunu 30 sene evvel Amerikalılar söylemişti. Biz gelecekte insanları silahla değil gıdayla vuracağız. Onunla vurmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında burada anlatılan çok önemli şeyler var. İşte programın başında İpek Kızılduman hanımefendi mesela enerjiden bahsetti. Kıbrıs'ın tipik bir Akdeniz ülkesinde olduğu gibi bir enerji mağduriyeti içerisinde olduğundan bahsetti. İki saat sonra Fuat Şengül Bey konuştu. Aslında kısır bir enerji ülkesi olarak adlandırdığı Kıbrıs'ta güneşten, rüzgardan nasıl olağanüstü enerjiler elde edilebileceğini manifesto halinde anlattı. Yani bir çözümleri konuşuyoruz burada. Ama bütün bunların yapılması için arkamızda baktığımız zaman devlet olacak. Arkamıza baktığımız zaman arkamızdaki Tarım Bakanı Fransa'dan ödül almayacak. Arkamızdaki Tarım Bakanı Amerika'dan gelen telefonlarla fasulyeye verdiği desteği kesmeyecek. Arkamızdaki devlet yöneticileri Amerika'nın başkanıyla Pendik'te Amerikan tarım menfaatleri için fabrika kurmayacak. Böyle milli düşünen kafalar yönetimde olduğu müddetçe biz Türkiye'yi de Kıbrıs'ı da önümüze, hocamızın önüne her gelen ülkeyi de rahatlıkla ayağa kaldıracak projelere sahibiz. Değerli kardeşlerim, şimdi konuma gireceğim. Burada işte demin örnek verdiğim gibi yoğun portakallar, mandalinalar var. O portakallara baktım ben. Gerçekten altına benziyorlar. Değil mi? Portakal altına benziyor. Altın da sarıdır, portakal da sarıdır. Ama çok ciddi bir ne var? Pazar sorunu var.
Üretiyorsunuz, satamıyorsunuz. Menşe ülke sıkıntısı var. Şimdi işte bu politikalar uygulanmazsa, milli politikalar uygulanmazsa, o portakal ağacındaki portakal kömür haline geliyor. Ama bunlar uygulandığı zaman bir de bakıyorsunuz ki gerçekten o portakallar altın değerini buluyor. Daha doğrusu değerini buluyor. Yani inşallah bu programın sonunda o portakalların nasıl altın haline geldiğini de göreceğiz. Değerli kardeşlerim, hızlı bir şekilde konumla alakalı kısma giriyorum. Türkiye Kıbrıs'sız, Kıbrıs Türkiye'siz düşünülemez. Kıbrıs bizim için yavru vatan değil, vatandır. Kıbrıs bizim için candır, canandır, kardeştir, evlattır, annedir, babadır, Ahmet Bedevi Hazretleri'dir, Rauf Denktaş'tır. Hülasa biz Kıbrıs'ız, Kıbrıs bizdir. O halde bu Kıbrıs'ımızı ayağa kaldırıp 40 yıldan beri içine düşürüldüğü tecritten ve kuşatılmışlıktan kurtarmak da boynumuzun borcudur. Değerli kardeşlerim, 2 yıl evveline sizleri götürmek istiyorum. 2011 yılında Güney Kıbrıs yönetimi İsrail'le münhasır bölge, ekonomik bölge anlaşması imzalayarak yanlarına da Amerikan Noble firmasını da alarak 12. parselde petrol ve gaz aramaya başladı Kıbrıs açıklarında. Türkiye buna sözde itiraz etti, tepki gösterdi ama bunlar çok cılız tepkilerdi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Doğu Akdeniz'de seyir sefer güvenliği sağlamak için önlem alınacağını açıklamasına rağmen hiçbir şey yapmadı. Misilleme olarak Doğu Akdeniz'e gönderilen araştırma gemimiz Piri Reis'in de kısa zamanda arıza yaptığı anlaşıldı ki ben bu 2 ay Girne'de yattı bu Piri Reis arızadan dolayı. Biz günlük politikalarla boğuşup Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızı savunmak yerine bu haklarımızı görmezden gelirken Rum kesimi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uyarılarını hiç aldırış etmeden Kıbrıs adası çevresinde doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyordu. Geçtiğimiz yıl ise Rum kesiminin açtığı yeni ihalelere dikkat edin, Samsun Ceyhan ve Güney Akım projelerinin ortağı olan bizim finanse ettiğimiz İtalyan devi Eni de katıldı. Türkiye buna da bir tepki göstermedi. Sizlere kısaca Rum kesiminin münhasır ekonomik bölge uygulamasından bahsetmek istiyorum. Ne demektir bu bölge anlaşması? Rum yönetimi Doğu Akdeniz'de tek yanlı olarak münhasır ekonomik bölge ilan ederek sözde 12 parsele ayırdığı, 12 parça böyle düşünün kafanızda, 12 parsele ayırdığı bölgede adanın tamamının hakkı olduğunu savunarak bu kaynaklardan tek taraflı faydalanmak istiyordu. Ancak Rum kesiminin ruhsatlandırdığı alanlarla KKTC'nin oluşturduğu ruhsatlandırma alanlarının pek çoğu çakışıyordu. KKTC adanın güneyindeki açık sularda da kendi hakkı olduğunu söylemesine rağmen ve böyle olmasına rağmen Türkiye bu tezlere sahip çıkmadı. Rumlar ilan ettiği parsellerde kimseyi umursamadan arkasını Amerikan firmalarını, İtalyan Eni'yi, Güney Koreli Kogaz ortaklığını, Fransız Total'ı, Rus Novatek'i alarak TPAO'nun egemenlik alanları içinde petrol ve doğalgaz ararken Türkiye KKTC'nin meşru haklarını savunmadı. Türkiye bu tüm bu gelişmelere sessiz kalırken Amerikan Noble Enerji Kıbrıs açıklarında 140-230 milyar metreküplük doğalgaz yatağı keşfedildiğini açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi diğer sözde parseller için yeni süreçler başlatabileceği sinyalini verdi. Bir araştırmaya göre Kıbrıs ve İsrail arasındaki Doğu Akdeniz Havzası'nda 2.8 trilyon metreküplük dokunulmamış gaz rezervi bulunuyor. 2.8 milyon metreküp. Bütün bu gelişmeler olurken Rum Enerji Bakanı, Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotopris, Rum yönetiminin doğalgaz konularında kararlı adımlarla ilerlediğine dikkat çekiyor ve şöyle diyordu. Çıkaracağımız doğalgazın nakledilmesi için Türkiye'ye ve Yunanistan'a boru hatlarının yapılması gibi olası seçenekler ve terminal inşasıyla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani Rumlar, biz uyurken değerli kardeşlerim, biz petrolümüze, doğalgazımıza sahip çıkmazken Rumlar bize ait sulardan çıkaracakları doğalgazı çıkardılar. Doğalgazı boru hatlarıyla Türkiye'ye nakletmek için Türk yetkililerle görüşmeler yapıyorlardı. Türkiye'den hiç kimse onlara kimin malını kime satıyorsunuz demediği gibi Rumların çıkardığı doğalgazı almak için temaslar yapıldığını bile duyuyoruz. İşte biz bu toplantılarda Allah'ın izniyle kimin malını kime satıyorsunuz diye sonunda soracağız. Bu toplantılarda milli ekonomi modelini anlatarak onlara bunu diyeceğiz.
Şimdi 2004 yılına gidelim ve Kıbrıs'taki petrol yataklarına Amerikan ilgisini görelim. Dönemin KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş şöyle diyor. Bir Amerika gezisinde büyük bir şirket yetkilisi bana gelerek KKTC'de petrol ve doğalgaz var. Yetki verin, her türlü hukuksal boyutunu biz üstlenmeye hazırız. Bu konuda hükümet ve Cumhurbaşkanı bize destek olsun, gerisini biz hallederiz şeklinde sözler söyledi. Hazırladıkları dosyayı bana verdiler. Ciddi ve önemli bulgular içeren bir dosyaydı. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a hem durumu anlattım hem de elimdeki dosyayı verdim. Sonra o dosya Talat'ta maalesef kayboldu. Bu açıklamalardan anlıyoruz ki Kıbrıs'taki petrol ve doğalgaz rezervleri Amerikalılar tarafından çok yakinen biliniyor ve Amerikalılar Türk tarafının sessiz kalacağını bildikleri için Rumlarla birlikte bu rezervleri çıkarmaya başladılar. Türkiye'nin güvenliği ve ekonomik geleceği Doğu Akdeniz için çok önemlidir. Biz burada hem Kıbrıs'ı hem de Türkiye'yi büyük bir refaha ve stratejik üstünlüğe ulaştıracak bir teklifte bulunmak istiyoruz. Kıbrıs bir an önce Akdeniz bölgesi enerji üretim üssü haline getirilmelidir. Milli ekonomi modelinde en önemli parametrelerden biri her ülkenin kendi doğal kaynaklarını kullanarak kalkınmaya öncülük vermesidir. Bu bağlamda Kıbrıs dünyanın en avantajlı ülkelerinden biridir. Türkiye'nin cari açığının en önemli kalemi doğalgaz ve petrol ithalatından kaynaklanmaktadır. Bugün Rusya'dan, Nijerya'dan, İran'dan doğalgaz alan Türkiye, Kıbrıs'a sahip çıkarak Doğu Akdeniz'de ben de varım diyerek bir an önce modern Piri Reis'i sefere göndererek Kıbrıs'ı bir enerji üssü haline getirebilir. Kıbrıs açıklarında Türk egemenlik bölgelerinde bulunan çok önemli petrol ve doğalgaz kaynaklarına sondaj yapılması için milli ekonomi modelini bu modele gönül vermiş kitleleri beklemektedir. Böylece Kıbrıs Türk halkı birkaç yıl içerisinde dünyada refah düzeyi en yüksek halklar arasına rahatlıkla girebilecektir. Korkak olanlar, kendilerine ait olana sahip çıkamayanlar dışarıdan gelen doğal gaza, gazla ekmek pişirmeye devam ederler. Cesur ve yürekli olanlar ise kendi kaynaklarını kendi milletinin emrine vererek doğru ve ilkeli olanı yaparlar. Değerli kardeşlerim, hemen bitiriyorum. Ben konumun girişinde Abdullah Bey okudu. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz savaşları diye başlık kullandım. 2011 yılında Rum yönetimi lideri dönemin Dimitris Hristofias, bu minhasır ekonomik bölge anlaşmalarını imzalayarak petrol çıkarmaya, doğalgaz çıkarmaya başlamışken şu açıklamayı yaptı bir toplantısında. Bu petrol ve doğalgaz aramalarımızda bize karşı çıkan ülkeler var. Biz bu ülkelere karşı milli ordumuzu teyakkuzda olmaya davet ediyoruz. Yani Rumlar bir taraftan doğalgaz ve petrol çıkartırken bir taraftan da ordusuna bize karşı çıkanlara karşı savaşa hazır olun diyor. Yani kendi kaynaklarına sahip çıkarken bu kadar hassas davranan Rumlara karşı biz onların çıkarmış olduğu petrolü ve doğalgazı tüplerle, geçitlerle deniz altından Türkiye'ye nakletme sevdasındayız. İnşallah milli ekonomi modeli ve onun enerji politikaları devreye koyulduğu zaman kendi doğalgazımızı, kendi petrolümüzü, kendi kaynaklarımızı çıkartarak, kendi halkımızın menfaatlerine vererek kendi halkımızı dünyanın en zengin halkı haline getirme imkanına da kavuşacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Muharrem Bayraktar Bey'e de teşekkür ediyoruz. Şimdi son konuşmacımız çok değerli hocamız Profesör Doktor Ünal Emiroğlu. Tabii bütün meseleler gelip hukuk merciine müracaat etmemizi gerekli kıldığı için son konuşmacı olarak değerli hocamız Mimar Sinan Üniversitesi emekli öğretim üyesi hukuki durum ve milli ekonomi modeline uyarlanması konusu. Buyurun hocam. Unutulmuş ne varsa Ataselçuk hocamdan geriye kalan bir unutulmuş konuşmacı Harun Kayacı var burada. Ama ben unutulmamak için hemen moderatörün yanına oturdum ki unutmasın bizi diye. Neyse unutmadı. Ama Harun Kayacı da unutulmuşluğun intikamını fena aldı. Buradan kürsüye fırladı burada otururken. Kürsüde sahne aldı. Biliyorum 10 dakikalık bir konuşması vardı hocam. 20 dakika konuştu. Ama yalnız değilsin Sayın Harun Kayacı. Ben de dün akşam İstanbul'da unutuldum. Hocamın mübarek duasıyla bugün buluşmaya katılabildim. Şimdi değerli moderatörümüz hukuki bir sorun dedi.
Ben şimdi tebliğime başlamak için bir sorunla karşı karşıyayım. Dua ediyordum. Hocam gelsin de öyle başlayayım. Allah razı olsun sizden, teşrif buyurdunuz. İzin almam lazım. Neden? Şimdi milli ekonomi modeli bir bilimsel araştırma ve bir proje. Bana tevdi edilen soru, bu projeyle hukuk uygulaması arasındaki durum nedir? Yani milli ekonomi modelinin hukuktaki iz düşümü. Tamam da eserin sahibi burada. İzin alamazsam ben bu uygulamayı yapamam. Muharrem Bayraktar şiir okudu, çok güzel. Onu ben besteleyemem izni olmazsa. Hocam şiir benim değil ama. Eyvah, o da korsanmış. O da korsanmış, tamam. Hiç açmıyorum. Peki oku bakalım. Mehmet Özgenç. Tamam. Ben onu atladım. Estağfurullah. Mehmet Özgenç'ten izin almadan burada ben onu besteleyemem. Hocamın milli ekonomi modelini, hukuk uygulamasını onun izni olmadan hukukta türetemem, işleyemem o eseri. Hocam izniniz var mı? Ülema var. Biz onların talebesiyiz ve hepimiz mahkumuz. Sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok mutlularsınız. Hocam sadece eserlerini değil, değerli dostlar, tüm varlığını tüm insanlığa ve Türk milletine adamış bir bilim adamıdır. Onun için biz o eseri sahibi addediyoruz kendimizi. O bakımdan o adammışlık dolayısıyla. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi bu girizgahtan sonra sorarlar, bir kontrol var, geldik işte yurt dışına çıkarken giderken filan, kimlik olayı var. Kimlik, çıkarırsınız kimliğinizi. Burada benim adım soyadım yazıyor. İşte sıkletim nedir? Şeklim, şemailim nedir? Kimliğim de belli. Hocamın, bir de Türkçe'de bir laf vardır. Kitabın ortasından girmek. Hocamın kitabının ortasından giriyorum. Sayfa 233, birinci basım, 2005, Bakü basımlı. 233. sayfada başlık sosyal devlet. Ve devam ediyor hocam. Diyor ki ilk paragrafta, ikinci, üçüncü satırında hemen. Diyor ki bize göre, bizim politikamıza göre devlet sosyal devlettir. Öyle. Yamacımı yok bu işin. Yani kenarından dolaşalım, kıyısından dolaşalım. İşte bu sosyal devlet anlamında değil. Sosyal devlet. Peki nerede bulacağız bunu? Benim adım soyadım kimliğimde yazılı da devletin neresinde yazılı? Devletin kimliğine bakacağız. Devletin kimliği de bu. O kadar ufaldı ki devletin kimliği. Minicik oldu bak. Nedir bu? Anayasa. Ha, devletin kimliği anayasadır. Anayasaya baktığımız zaman devletin şekli, şemaili, nitelikleri, kimlik karakteri karşımızda olur. Şimdi uyarlama dedi Sayın Başkanımız. Nasıl bakacağız? Bu sosyal devlet hocamın üstünde durduğu, hocamın peşinde koştuğu, kara sevdalısı oldu. Bu sosyal devlet neresinde yazar bu kimliğin? Bunu hem bizim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nda yoklamaya çalışacağız. Bakıyoruz bizim anayasamızda ikinci maddesinde. Önce birinci madde şeklini, şemailini söylüyor. Türkiye Devleti'nin şekli cumhuriyettir. Şekil anlaşıldı. Cumhuriyet de mi? Patagonya Cumhuriyeti mi? Nasıl bir cumhuriyet bu ya? Nasıl bir cumhuriyet? Bakalım ikinci madde. Nasıl bir cumhuriyet olduğunu söylüyor. Başlangıçta belirtilen ilkelere Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir demokratik bir devlettir. İki, laik bir devlettir. Üçe gelince biraz işler karışıyor. Kimi hukukçular, araştırmacılar üçüncü niteliği sosyal devlet, dördüncü niteliği hukuk devleti.
Bana sorarsanız benim yorumum şu. Bana sorarsanız, bakın onları bağımsız bir dille, demokratik bağımsız bir, demokratik, laik, onu da bağımsız ama son iki karakteri birleştirmiş sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin önüne sosyali katmış, tek başına ele almamış. O halde bu hukuk devletidir ama hukuk devletinin karakteri sosyal devlet oluşudur. Öyle mi hocam? Zannediyorum hocamın da yorumu bu, dile getirdiği satır aralarındaki hukuki yorumları da bizi buna götürüyor. Şimdi o halde biz hukuk devletiyiz filan bir sürü şey söylüyoruz da o da tartışmalı. Hukuk devleti yasa devleti değil. Yasa devleti, yasalar yaparsınız. Sayın Harun Kayacı dedi ki 45 dakikada yasa yaparız. Değil mi? Kolay bir iş dediniz. Ama o yasayı yaptınız. Hukuku 45 dakikada üretebilir misiniz? Sıkıntı orada. Ya da yaptığınız yasa hukuk zeminine oturuyor mu? Oturuyorsa hukuk devleti vardır. Oturmuyorsa kanun devleti vardır. Yasa devleti vardır. Bir yere oturması lazım. İşte o zeminde hukuk devletini ararken olmazsa olmazı sosyal devlet karşımıza çıkıyor. Onu da anayasamızın ikinci maddesine koymuşuz. Çok açık. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. İşte hocamızın milli ekonomi modelinin oturtulacağı çerçeve bu. Anayasal çerçeve bu. Geliyoruz ülkesinde bulunduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bizim vatanımız gerçekten. Burası da vatanımız. Bu ülkenin yürürlükte olan anayasasının birinci maddesinde devletin sosyal adalet ve hukuk üstünlüğü ilkelerine dayandığı yazılı. Çok açık iki tane ilke devletin dayandığı. Bir, sosyal adalet. İki, hukukun üstünlüğü. Peki nedir bu acaba? Yani burada bizim aradığımız o sosyal devlet lafı yok. Ya acaba kaçırıyorlar mı sosyal devleti? Gözden ırak bir yerlere falan mı götürüyorlar? Yoksa çok istismara kötüye kullanımı açık bir madde halinde mi bunu düzenliyoruz? Art niyet bu mu acaba? Hayır. Anayasanın bu maddesinin gerekçelerine bakıyorum. Başka? 37. maddesine bakıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın 37. maddesi. Orada devlete sosyal ve ekonomik haklar konusunda görev tevdi edilmiş. Diyor ki sen toprağın en iyi şekilde, tarımda olduğu için konumuz, hemen oraya geçiyorum. Toprağın en verimli bir şekilde işletilmesini sağlarsın. Devlete talimat veriyor anayasa. Başka? Topraksız ya da yeterli toprağı olmayan çiftçiye toprak sağlarsın. Bize geliyoruz hemen 65. madde, bizim anayasamızın 41. maddesi ile 65. maddesi arasındaki kurallar ekonomik ve sosyal hakları düzenleyen kurallardır. 65. maddesinde finali oynuyor artık. Finali oynuyor. Diyor ki bu haklar 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 da iktisadi ve sosyal haklarda devlet elindeki sınırlar, kaynaklar ne kadar el veriyorsa o kadarını yapar. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur diyecek, çıkacak işin içinden. Böyle şey olur mu? Orada kaypaklık var. Ama 37. madde, Kuzey Kıbrıs'a dönüyoruz tekrar. 37. maddenin devamı var. Hocam 41. madde var, devamı var, 48. madde var. O maddelerde hep devletin yükümlülüğü ve görevlendirilmesi. Normatif bir yükümlülüğü var devletin. Sosyal ve iktisadi, yani ekonomik hakların yerine getirilmesi ve güvence verilmesi konusunda devlete görev verilmiş. Çok açık. Bu maddeleri tekrar bir gözden geçirirseniz eğer, araştırma yapacak olanlar yahut konuyu acaba nasıl bir hukuki düzlemde çözebiliriz diyecek olan arkadaşlarım, o anayasa, Kıbrıs Anayasası, Kuzey Kıbrıs Anayasası gerçekten çok açık hükümler bize göstermiş. Bu
ulusal düzeyde bir olay. Ulusal düzeyde bir olay. Yani Kuzey Kıbrıs Anayasası'ndan bahsettik. Türk Anayasası'ndan bahsettik de hocamın eseri ve projesi ulusal değil sadece, uluslararası. Uluslararası düzleme gelince o zaman da hocamın bu projesini uluslararası hukuka taşımak zorundayız. Onu da yoklayalım, izin verirseniz. Şimdi uluslararası alanda ilk kaynak herkesin bildiği insan hakları evrensel bildirgesi, beyannamesi derdik biz eskiler, bildirgesi 48 doğumlu. Tamam. Orada bir sürü klasik Kürdi İlici Asker Alaturka haklar var bildiğiniz, sıralanmış hepsi. Sonra bunu biraz daraltmışlar, Avrupa'ya taşımışlar, taşırken biraz daraltmışlar, sosyal ve iktisadi hakları da biraz sıkıştırmışlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi orada biraz daha daraltılmış, yetmemiş. Başka 1961, 18 Ekim 1961 Torino doğumlu Avrupa Sosyal Şartı. Avrupa Sosyal Şartı'nda bu konular hocamın titizliği kadar olmasa bile sosyal ve iktisadi şartlar sıralanmış. Bize geliyoruz. Bu şimdi uluslararası belgeler de bunlar nasıl hayat bulur? Birçok ülkeler buna katılırlar, imza atarlar, taahhüt ederler. Gereğini yerine getireceğiz. 1961'de doğmuş. Biz 1989'da biraz akıllanmaya başlamışız. Sureta o da. O da Avrupa'ya şirin gözükmek için. Hadi biz de imza atalım. 1989. İnsaf. 30-40 yıl geçiyor neredeyse aradan. O da Avrupalı'ya şirin gözükmek için. Başka bir derdimiz yok. Yetiyor mu? Değil. Avrupa Sosyal Şartı'ndan başka çok daha önemli, bütün çalışanları dünya ölçeğinde ilgilendiren Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO diye kısaca yazılır, Uluslararası Çalışma Örgütü, International Labour Organization, evet, Uluslararası Çalışma Örgütü, muazzam bir örgüt. Orada da hocam sadece çalışanların değil, sadece emekçilerin değil, genelde sosyal ve iktisadi hakların sıralaması ve örnek sözleşmeler. Biz de neden sonra yine, yani ayıp olmasın sağa sola karşı filan diye atmışız bir imza ama gereğini yerine getiremiyoruz. Hala getirmiyoruz. Orada çok önemli sendikal haklar var. Uluslararası demek ki ortamda da konuyu yokladığımızda çok önemli kaynaklar var. Bütün bu saydığım, kaynaklarda hocamın projesinin izleri, genel çizgileri var. Yani uyarlama dediğimiz zaman oraya taşıdığımızda bu tablo karşımıza çıkıyor. Gelin görün ki tekrar anayasaya dönelim. Gelişmekte olan ülkeler ya da anayasa gelenekleri tam oturmamış, gelişmemiş ülkelerde anayasalar yazılırken büyük özlem duyulur demokratik haklara. İşte söyleyeyim size. Biraz romantikleşelim. Başlangıç bölümü anayasanın sayıyor şunlar şunlar şunlar, sonunda da bağlıyor. Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. Büyük aşk. Ama platonik bir aşk maalesef. Yaşayamadığımız bir sevgi, özlem. Ben sana hayran, sen cama tırman. Bir sürü şey yazmışız. Hayata geçirilişi, hocamın reçetesinde var. Nasıl geçirilir? Bundan bir şey anlamıyoruz. Burada bir aşk mektubu. Sevgiliye özlem, platonik, kara sevdalar. Ama nasıl? Vuslat önemli. Vuslatta da milli ekonomi modeli işte. Vuslat orada. Şimdi... Anayasalarda bunlar yazılır. Okuduk, paylaşmaya çalıştık. Anayasanın sözleriyle uygulaması arasında her zaman fark olmuştur değerli arkadaşlar. Güzel sözler, bakın burada çok güzel sözler var. Şu iç güveysinden hallice
anayasada bile güzel şeyler var. Bir tam haklar falan var hepsi de. Uygulamada çabalama kaptan ben gidemem. Uygulama yok. Uygulama ve anayasa arasında fark var. Sözler, uygulama böyle. İşte söylediğim gibi demokrasinin oturmadığı, hazmedilmediği ya da samimiyeti olmayan yöneticiler elinde bu fark giderek açılır, giderek açılır ama uygar ülkelerde demokrasiye ve insan haklarına saygılı, içtenlikle yaklaşan ülkelerde ve toplumlarda bu fark giderek azalır. Yani sözlerle uygulama arasında pek büyük fark olmaz. Peki fark olursa ne yapacağız? Şimdi hukuk deyince işin içine başka sevimsiz bir olay giriyor. Bizi kuşatan toplumda hukuk dışında da kurallar var. Anane diyoruz, gelenek görenek diyoruz neyse. Başka ahlak kuralları var mı? El cevap ahlak kuralları var. Başka din kuralları var. Ha, demek ki hukuk tek başına maestro değil burada. Başka diğer kurallar da var. Bunlar el ele tutuşmuşlar, bizi kucaklıyorlar ama diğer kurallardan bir farkı var. Sokakta gördüğünüz bir dilenciye sadaka vermezseniz dilenci sizin hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunmaz. İçinden ne söylerse iyi şeyler söyler tabii de arkanızdan neyse vermeden geçerseniz. Otobüste, toplu taşıma araçlarında gençleri görüyoruz. Kimisi yorgun argın gözüküyor, elindeki kitaba dalmış gözüküyor, kimi dışarı seyrediyor filan, kimi uyuma numarası yapıyor. Başında bekleyen amcam ve teyzeme yer vermiyor. Mırıltılar, hırıltılar, zamane gençliği böyle mi filan, öteye geçip de otobüs şoförü en yakın karakolun önünde durdurup kapıları da kapatıp zabıt mı tutturuyor o saygısız gençlere? Neyi söylemek istiyoruz? Yaptırım. Gelenek göreneğin kendine göre yaptırımı vardır ama ahlakın da dinin de tabii laik düzlemde söz ediyorum. Yoksa tabii haddimi aşmak istemem muhterem hocam buradayken onun yaptırımları başka bir alem, başka bir dünya. Kenarından geçemem söylemek için. Ama sosyolog gözlüğümü taktığım zaman bu kurallarla beraber bir farkıyla öne çıktığını görüyorum hukukun. O da yaptırımının şiddeti ve zorlayıcılığı. Hepsini tarif edersin de hukukta insan yaşantısı ilişkilerinin zorlayıcı bir düzenidir. O zorlayıcılığı açtığımız zaman düne kadar idam cezası da vardı. Müebbet hapis vardı. Para cezası var. Hapis cezası neyse yani. Öbür kurallarda var mı bu? Yok. Toplumsal olaylar ayrı, linç olaylarına falan girmek istemiyorum. Ayrı o sosyolojik arka perdesine gitmek istemiyorum bu işin ama hukukun böyle. Şimdi peki hocamın projesini koyduk anayasaya. Zaten ipuçları var. Sosyal devlet, hukuk hepsi var burada, sosyal iktisat. Ama çözüm orada. Çözümü de dedik, taşıdık da karşı çıkılırsa söylediğimiz şikayet, sözlerle uygulama arasında bir fark var da ve de bu açılıyorsa gittikçe yaptırım. Ha, yaptırıma gelince bakın uluslararası kaynaklardan bahsettik. İnsan hakları, sosyal ve iktisadi haklar öncelikle bir pozitif hukukun dar yaklaşımı vardır. Şu kalıbın içine sığdırmıştır. Şu kalıbın dışına çıkamazsın hukukta, insan haklarında. Ama o hukukun dışına taşan başka bir uygulama var. İçtihat hukuku dediğimiz bir olay var. İşte bizde Anayasa Mahkemesi kararları çıkabilir mi? Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararları, uluslararası suç türleri, savaş suçları, insanlığa karşı suçları yargılayan bir mahkeme. Peki milli ekonomi modelini çiğneyen, kale almayan bir sistemde yaptırım? Evet, o yargısal yollar işletilebilir hocam. Anayasal yargı yoluyla da, uluslararası yargı yoluyla da kafalarına vura vura bunun yaptırımını alabiliriz. Sizin o azminiz, o sevginiz, bunu yapmazsak bizim bilim namusumuza aykırı hareket etmiş oluruz. Saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok muhterem Profesör Doktor Ali Ünal Emiroğlu hocamıza da teşekkür ediyorum.
bu üçüncü oturumun sonuna geldik. Hepinize çok çok teşekkür ediyor. Çok değerli hocamıza da saygılarımızı sunuyoruz.